Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğümüz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz iki renkten oluşmakta. Dilerseniz daha fazla renklerle de örebilirsiniz. Modelimizi her türlü tığ işinde severek kullanabilirsiniz. Battanelerde, yeleklerde, bebek örgülerinde hatta yetişkin örgülerinde de çok güzel olacak bir çalışma. Evet hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için dilediğimiz büyüklükte zincirimizi çekerek başlayalım. Öreceğimiz örgü her neyse ona uygun uzunlukta zincirimizi ayarlayalım ve modelimizi üzerine yerleştirelim. Çok güzel battaniye, lif, yelek çalışması yapabileceğimiz modelimiz gayet kolay. Şimdi ben modelimizi çıkarmak için Altına yeterli olacak kadar zincirimizi çekerek başlamak istiyorum. Biraz zincirimizi çekelim. Eğer zinciriniz öreceğiniz örgümüzde fazla olursa uçtan 3 tane zincir kalana kadar e, uzunluktan keserseniz. Yani şöyle fazla kaldıysa örgümüze yaklaşırken keserseniz hiç sökülmeden orayı kapatabilirsiniz geri gelerek. Evet şimdi zincirimi tamamladıktan sonra modelimi hemen kurmaya başlıyorum. Yeterli ölçü geriye saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tığımın başını doluyorum ve 6 zincirin içerisine gelerek giriyorum bir defa başını dolamış olduğum tığımı üç defada örüyorum bakınız 1 2 3 bir tane kenar trabzanı bırakmış olduk dönmüş olduğumuz zincirlerle ve bir tane de trabzanımızı başını bir dolayıp üç defa da çekerek ördük tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum üç defa da örüyorum 1 2 3 toplamda 6 trabzan sayısına ulaşana kadar bu işlemimizi tekrar edelim bir defa başını doluyorum üç defa da çekiyorum bir iki 3 aynı yere 1 2 ve 3 şöyle baktığımızda 5 tane trabzanımızın olduğunu görmekteyiz buradaki kenar trabzanımız olacak bunu saymıyoruz sadece şuradaki bölümümüzü sayıyoruz tekrar tığımın başında oluyorum 6. kez giriyorum 6 defa bakınız trabzanlarımızı ördük şimdi burada bir zincir yuvasının içerisinden 6 trabzan çıkardığımız gibi tekrar tığımın başını doluyorum. Bakın zincir çekmiyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. 6. zincir yuvasının içerisine gelerek giriyorum ve başlıyorum. Aynı yere 6 tane burada yapmış olduğumuz gibi trabzanımızı doldurmaya ve defa dolayıp üç defada çekelim. 2 4 oldu. 5 ve 6. Toplamda 2 4 6 tırabzanımıza ulaştık. Şimdi araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6 zincirin içerisine giriyorum 1 2 3 aynı yere 6 tane trabzanım örüyorum İkinciyi ördüm Üçüncüyü. 4 5 ve 6 6 tane trabzan grubumuzu yine kurduk bu şekilde bütün zincirlerimizi e, örerek sıramızın sonuna kadar devam edelim. Şimdi bir daha yapalım birlikte. Başını bir defa doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. Bakınız 6. zincir yuvasının içerisine girerek hemen örmeye başlıyorum. 1 2 3 birinciyi ördüm aynı yere batıyorum ikinciyi ördüm aynı yere üçüncü trabzanı ördüm ve dört beş altı tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum bir iki üç dört beş ve altı bu şekilde sıranın sonuna doğru gelelim. Evet sıramızın sonuna kadar geldim ve en son 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir sayıyorum ve geliyorum 6. zincirin üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. 3 defa da aldım. Zincirimi en son uçtakine sıkıştırıyorum ve görüntümü herhangi bir şekilde bozmasına müsaade etmiyorum. Şöyle bakalım. Bakınız 6 şart trabzanlarımızı örerek hazırladık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramız için ikinci bir renk kullanıyoruz. Sarı rengimi kullanıyorum. Çok tatlı ve açık olan sarımı hemen şöyle tığımı takıyorum ilmeğime. İlmeğimin olduğu yere bağlıyorum. Her iki ipimi asılarak bu kısmı sağlamlaştırıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Ve şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Bakınız diğer taraf ön tarafı. Tığımın başını doluyorum. Bu kenar çizgi olan trabzanımı ördükten sonra zincirimizde trabzan olarak ayarladık. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 bir defa dolayıp üç defa da alıyorum bir ipimi yarımlamak istemiyorum İki. üç tekrar bir iki üç her trabzanımızı şu şekilde yandan alıyorum bakın yandan bir iki ve üç üç defa da örüyorum tıpkı altındaki trabzanlarımızı Ördüğümüz gibi 2 ve 3 6. trabzanımı da örüyorum. 1, 2 ve 3 6 tane trabzanımızın her birini yandan girerek ördüm. Ve önde şu şekilde bakınız güzel bir görüntü ortaya çıktı. Modelimiz büyüdükçe bu görüntümüz daha güzel belirginleşecek. Evet şimdi araya zincir çekmiyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. İlk trabzanımı yine yandan giriyorum başlıyorum 1 2 3 sıradakine yandan giriyorum 1 2 ve 3 bir doladım 3 defa da tamamlıyorum 1 2 3 1 1 2 3 son trabzanımı da aynı şekilde örüyorum araya herhangi bir zincir çekmeden diğer 6 tane trabzanımı hemen örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum hemen yandan şu şekilde giriyorum Bakın sağ taraftan girip diğer tarafından çıkıyorum 1 2 3 1 2 3 ve bu şekilde Sıramızın sonuna kadar gelelim. Ön yüzden görüntüsü şöyle bakalım. Arka yönden görüntüsü de bu şekilde. Şimdi altı şar mızı yandan girerek sıramızın sonuna kadar örmeye devam edelim. Sıramın sonuna kadar 6 tane trabzanımı örerek geldim. Burası örgümüzün arka yönüydü. Şöyle ön yüzden görelim. Bakınız ön yüzden çok hoş görülmekte. Evet şimdi en son bitişimizi yapalım 6 tane trabzanım ördükten sonra kenardan 6 ıı, zincir geriye dönmüştük bakınız şu kısmı hemen buraya bir tane tığımın başını doluyorum en tepe noktasına gelerek batıyorum ve 3 defa da alıyorum Evet bu şekilde sarımızı tamamladıktan sonra şimdi ipimi diğer taraftan kopardım sarımın olduğu yere geliyorum ve hemen zincirimi gri ipimi bağlayarak çekiyorum 1 2, 3, 4 Sarı ipimi asılıyorum. Gri ipimi de aşağıdan çekip düzeltiyorum. İkili bağladığımız iplerde Her ikisini çekerek şu kısmımızı Güzelleştirip sağlamlaştıralım. Bakınız sıkıştırdığımız zaman Her ikisinde gayet güzel Olmakta. Tığımın başını Doluyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakınız ön yüzümüzdeyiz. Ve aşağıdaki işlemimizin Aynısını tekrar ediyoruz. Bir tane trabzanımızı olduğu yerden altısını örüyoruz. Şimdi altı tane trabzanımız var. Kenar trabzanımızı saymıyoruz. Burası her iki tarafta da birer kenarımız var. Bakınız, altılarımızdan ayrı. Bu kenar zincirimi çektim ve trabzan olarak burayı ayarladım. Altı tane, 2, 4, altı, üçer, üçer bölüyoruz. 3 sağ tarafta, 3 sol tarafta. Tam aradan geçiyorum. Aşağıya da bakınız, aşağıda da. 3'ün arasına giriyorum, alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3. Tekrar aynı yere giriyorum. 1. 6 defa buraya giriyorum. Örüyorum. 3 3 ayırdım. 3 tane tırabzanımı ördüm. Devam ediyorum. 4.'cüyü örüyorum. 5 ve 6 6 defa trabzanımı ördüm şöyle görelim tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzan grubumuzu yine 3 3 bölüyoruz bakınız 3 3 böldüğümüz zaman zaten belirli olmakta hemen aşağıdaki gri'nin olduğu bölümden batıyorum 1 2 ve 3 tekrar aynı yere giriyorum bakınız 3 3 ayırdık 1 ipim ayrılmasın. 1 2 ve 3. 6 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum. 3 4 5 ve 6. Şöyle görelim. Şöyle baktığımızda Bakınız gayet güzel görüntümüz ortaya çıkmakta. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3-3 ortadan böldüm. Trabzanlarımın arasına giriyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Modelimiz çok çok kolay. Dilediğiniz renklerle, dilediğiniz iplerle modelimizi her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. 2 4 5 bir tane daha örüyorum ve 6 6 şer trabzan sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim gri sıramızı tamamladıktan sonra sarı sıramızı örmeye başlıyoruz sarı sıramızı hemen 4 tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum Tırabzanlarımın her birisinin 6 trabzanımızın her birisinin yanından girerek 1 2 3 tırsı ile 1 2 3 3 defa da alıyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. Hepsini bu şekilde örüyoruz. 1 2 3 Bakın hemen 6 trabzanı bitirdikten sonra diğer tırabzanımın olduğu bölüme geçiyorum. Ve şöyle görüyorum ön tarafa şu şekilde düşmesi gerekmekte modelimizin. Evet sıramızı hepsini yandan girerek sarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sarı rengimizi tamamladık. Tekrar griyimizi örmeye başlayalım. Modelimizde sadece iki sıramız var. Bakınız iki sıramız da aynı şekilde her renk kendisini tekrarlamakta. Sarılarda örgümüzü yanından girerek alıyoruz. Grilerimizde ise 3-3-6 olan trabzanımızı tam ortadan bölerek altı trabzanımızı içerisine örüyoruz. Bakınız gayet kolay ama çok da güzel duran bir model. İstediğiniz her yerde e, dilediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Sarı ipimle işim bittikten sonra ipimi kopardım. Hemen griğimi bağlıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bu kenar trabzanımı ördükten sonra ortadan ikiye bölüyorum. Altı trabzanımız 2, 4, 6 bakınız bu grubun trabzanları hemen şu şekilde bakınız böldüm ve alttan giriyorum. Şu kısımdan giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar aynı yeri 6 defa butarak örüyorum. Şöyle sarı ipimi kurtarayım ezmeyelim ipimizi 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 2 4 5 ve 6. defa trabzanımı örüyorum bakınız bu kadar. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Bir sırada bir yerden altı trabzanımız, diğerinde ise yanlardan alarak sarı rengimizdeki küçük görmüş olduğumuz güzel duruşu sağlamak için yanlardan örgümüzü örüyoruz. Tamın başını doluyorum, tam ortadan ikiye biliyorum. Bakınız, 3 ve 3. Tam giriyorum. Bir defa başını doladım, 3 defa da örüyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. 3 4 5 ve 6. Evet, şimdi istediğimiz ölçüye gelene kadar biraz büyültelim. Griğimizi tamamladıktan sonra yine sarımızla yanlardan alarak ilerleyelim. Evet arkadaşlar bir sıra griyimizi bir sıra sarımızı kullanarak modelimizi büyüttüm. Hep aynı işlemlerimizi tekrar ettik. Griyede hep aynı işlemlerimiz. Sarı da ise yine aynı işlemlerimizin tekrarıyla bu güzel modelimizi oluşturduk. Evet şimdilik bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımda görüşünceye dek Hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.